17 Mayıs, 23 Mayıs. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey çok güzeldir. Umutlu, keyifli, ailenize bereket, güzel kapılar açılsın, güzel niyetler olsun. Ne istiyorsanız Rabbim size çiçek gibi, cennet kokusu kadar bereket versin diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Afkay Official Instagram sayfam, orayı da lütfen takip edin. Günlük yorumlarım var orada da. İş konularınızla alakalı herkesle paylaşım, bol sohbet, bol yoğun haller söz konusu olabilir. Ama bu yoğun diyaloglar sizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden işinizle alakalı gizli olan olaylarda bazı insanlarla çatışmaya gireceksiniz. Ve bu durumda işinizle alakalı noktada biraz durağan bir süreç yaşayacaksınız. Yani iş çevrenizdeki, etrafındaki insanları bir kontrol et değerli yengeç burçları. Aslında sizin enerjiniz çok popüler olacak. Fazlasıyla artacak. Yani parlayan bir enerji olacaksınız. Yeni insanlarla tanışma, yeni işbirlikleri, yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar. Yani yapabileceğiniz en yüksek enerji üzerindesiniz. Ama bu fazla insanların ilgisi sizi ruhsal olarak yorabilir ve bu sizin kendi içinizdeki gücünüzü çekebilir. O yüzden evet, diyalogları, çevreyi, iş çevrenizdeki oluşumları dikkatli ve mantıklı yürütmenizi öneriyorum. Sonra başınıza bir iş gelirse suçlusu ben değilim, sizsiniz. Ben uyardım çünkü. Evet, yöneticilerinizle alakalı ya da patronunuzla ilgili gergin, yani aile şirketinizdeki yöneticiler ya da alandaki insanlarda ciddi sağlık problemleri söz konusu. Yani bulunduğunuz şirkette yöneticileriniz, patronlarınızın sağlık problemi biraz sizi endişelendirebilir. Yani biri ciddi bir sıkıntı içerisinde gözüküyor. Bu yüzden biraz şirkette bir gerginlik olabilir. İşinizle gerginlik değil, üst düzey ya da onun üstündeki insanlarda sağlık problemi olduğu için panikleme dönemimiz var. Bazı büyük şirkette çalışıyorsanız farklı bir yere taşınma, şirketiniz komple farklı bir alana geçiş yapacak ve bu sizi mutlu edecek olarak uyarı veriyorum. Tekstil sektöründe çalışan, yani kumaş, tekstil sektöründe, yani moda tasarımcısıysanız bile hızlı akış, büyük projeler, yeni imzalar sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Devletle ilgili ihaleleriniz ya da büyük beklediğiniz ihaleleriniz, inşaat ihaleleriniz varsa da bu konuda alternatif desteklerle başaracak olarak gözüküyorsunuz. Endişe etmenizi istemiyorum. Özellikle devlete girmek, devlet kapınızla alakalı araştırdığınız bazı konularınız var. Biraz daha sabırlı olursanız Allah size bu kapınızı aydınlığa kavuşturacak. Hatta bu ara yengeç burçlarında yüksek lisans hazırlığı ya da yarım eğitiminizle alakalı büyük bir mücadele evreniz var. Bunu gayet iyi bir şekilde başarmış. Hatta hani yorgunum, yapamıyorum dediğiniz evrede gerçekten başarmış olacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. Ortak ayrımı ya da ortakla ilgili artık çalışmama kararı içerisindesiniz. Bazı sözleşmenin bitmesini bekliyorsunuz. Bittikten sonra tek başınıza farklı bir marka yaratmak isteyen bazı yengeç burçlar için evet, doğru karar. Yani zamanı gelince mantıklı bir şekilde ayrılacaksınız. Mesela yemek sektöründe çalışan yengeç burçlarında hızlı para kazanma dönemi ve gayet güzel sistemler size hızlı bir şekilde para kazandıracak olarak gözüküyor. Satmaya çalıştığınız bir araç, bir anahtar gündemimiz var. Yani Mayıs bitmeden bu anahtarınızı satacaksınız. Daha güzel, daha rahat bir oluşum söz konusu olacak diyorum. Ailenizin memlekete götürme gibi izin kağıdı ile ilgili bazı yani onların sağlığıyla ya da hani onların sağlıkları ile ilgili raporlarını hazırlayıp ailenizi memlekete ya da toprağa bırakma gibi, yani onları götüreceksiniz, siz geleceksiniz. Böyle bir niyetiniz var. Bazı yengeç burçlarında da tatil kafası var. Denize gireceğim. Yani Mayıs bitmeden bu denizi yaşamak istiyorum. Enerjimi değiştirmek istiyorum. Evet, böyle bir 2 gün kaçak oluşumunuz olacak. Bu da sizin enerjinize çok iyi gelecek değerli yengeç burçları. Sağlık olarak orta kulak iltihabınız ve de burun enfeksiyonlarımız ve bağırsak sistemimize dikkat edeceğiz. İhmal etmeyin. İlişkinizle alakalı sürprizler, yenilikler, yeni heyecanlar söz konusu olacak. Evli olanlarda enteresan bir şey, sert giden bir şeylerde daha birbirimizi anlayacağımız, daha yumuşak konuşmalar söz konusu. Bunları güzel bir şekilde dengeleyeceksiniz. Endişe etmenizi istemiyorum.
Değerli yengeç burçları, beklediğiniz bir miras, çözülmesini istediğiniz bir hukuki süreciniz varsa, evet, mahkemeler devam edecek ama yani bunun için Eylül'e ihtiyacınız var. Eylül'den önce para hayaliniz varsa unutun gitsin diyorum. Üniversite sınavına hazırlanacak değerli yengeç burçları. Evet, başarı var. Sizden çok iyi bir estetik doktoru, cerrahi, yani inanılmaz yetenekli bir yapıya sahipsiniz. Eğer doktor olmak istiyorsanız başarmış olarak görüyorum. İşletme düşünen, yurt dışına plan yapan yengeçlerin de bu kapısı aydınlık ve hayırlı. Siz de kalem suresini okuyorsunuz. Her gün üniversite sınavına kadar okuyun. Enerjiniz kalem gibi aksın. Lise sınavına girecek, özellikle güzel sanatlara yatkın olan yengeç burçları ciddi anlamda başarı sağlayacak. Hiçbir problem görmüyorum. Eski sevgilinizden haber bekliyorsanız, evet, haber gelecek. Umutla gelecek, hem de endişe etmeyin.